Efendim herkese günaydın. Herkesin böyle aklında İngiltere ile ilgili ya da Amerika ile ilgili ya da Rusya ile ilgili bazı hikayeler vardır. Bu hikayelerde işte adamlar işi böyle biliyor, şöyle politika yapıyorlar, şöyle diplomasi yapıyorlar diye konuşuruz hep. Bir yandan bu hani halka inmiş olan konuları anlamak, bir yandan da tabii diplomasinin o pek de bilmediğimiz karanlık yerlerini yüzüne çıkarmak açısından bugün şuradan başlayacağız. Yine bir İngiliz başbakanı istifa etti. Don't trust, güvenme dedikleri Liz Truss'ın istifası. Acaba hani Türkiye ile İngiltere'nin hem para politikası, ekonomisi hem siyaseti açısından bazı benzerlikler ya da farklılıklar içeriyor mu? Bunun üzerinden dünya ve Türkiye ekonomisini anlamaya çalışacağız. Ahmet Han hocama öncelikle günaydın diyelim, ardından soralım. Yani Airbnb 10 numaraya tabela asmış diyorlar. Yeni gelecekler için şimdiden. Kiralık bir yer oldu orası. Normal bir şey midir bu olup bitenler İngiltere'de krallık açısından? Günaydın Ertunç. Bunlar herhangi bir demokraside olabilecek şeyler. Bir kere neyin normal olup olmadığını konuşalım. Bir başbakanın başarısız olduğunun tescilli ve istifası İngiltere açısından normaldir. Dünyanın bütün gelişmiş ekonomilerinde de, dünyanın bütün gelişmiş demokrasilerinde de normaldir. İngiltere'nin bu kadar kötü yönetiliyor olması, eminim İngilizlere sorarsan bir kısmı için her zaman normal olmaya devam etmiştir. Yani eğer muhafazakarlar iktidardaysa, işçi partisi iktidardaysa da muhafazakarlar muhtemelen İngiltere'nin yönetilmesi gerektiği gibi yönetilmediğini söylüyor olacaklardır. Fakat koşulların normal olduğu söylenilemez. Çünkü dünyanın içerisinden geçtiği durum normal değil. Bu bir. İkincisi de bu Brexit'ten beri dördüncü başbakan istifa eden. Yani Brexit'in nasıl bir siyasi hata olduğunu İngiltere açısından. Bu politik kaos, bu bir türlü dikiş tutturamama hali, bu İngiliz halkının kendisine özellikle de bundan önceki başbakan Boris Johnson tarafından gözünün içine baka baka söylenilen yalanlar karşısındaki duyarsızlığının nasıl bir bedelinin olduğu, bütün bunlar bugün ortaya çıkıyor. Bilmem. Söylenilebilir mi ama söyleyeceğim, dayanamayıp. Yani bir Türkiye'de bir sokak bilgeliğinde felsefi bir şey vardır ya, çıkmaz. Dilema hani diyorlar. Kurmalar tırmalar dileması. Bu, evet. Bu öyle bir dilema. Evet, ikilem. Büyük bir ikilem içerisinde. Aynen. Yani dün ne yaptıysam bugün gelip seni korkutuyor gece rüyanda. Türkiye-İngiltere kıyaslaması mümkün müdür? Gelişmiş ülkelerde dedik. Hayır, mümkün değildir. Bir kere Türkiye'de hiçbir siyasetçi hiçbir zaman yanlış bir politika izlemez. Dolayısıyla bunun tespiti ve tescili imkansızdır. Zira uluslararası hukukta var bu. Nasıl Türkiye Yunanistan 12 mile çıkaracaksa eğer karasularını, ben bunu savaş sebebi sayarım diyor, ama onun da ötesinde esası itibariyle o 12 mili çıkaramayacağını sürekli söyleyerek bu kuralın kendisine uygulanmasını engelliyor. Türkiye'de de bu savaş sebebi meselesi de biraz karmaşık çünkü. Aslında öyle değil ama öyle. Fakat Türkiye'de de sürekli olarak siyasetçi başarısız olduğu söylenildiği zaman hayır başarılıyım diyerek reddettiği için başarısız olmuş olma durumu ona uygulanamaz, yani siyasetçiye uygulanamaz. Bu birincisi. İkincisi, Türkiye'de istifa diye bir müessese yoktur. Kimse istifa etmez. En fazla görevden affını isteyebilirsin. O da muhtemeldir ki önden sana istifa dendiği içindir. Yani kendi kendine istifa eden bir siyasetçi modelini Türkiye'de görmedik. Bir de sonuncu olarak Türkiye'de gene siyasi partilerin seçmenlerinin taraf tutma refleksi, yani kendi siyasetçisinin hata yapmayacağına dair imanı belki İngiltere'den daha kuvvetlidir. O nedenle de bu
hata yapan siyasetçinin hatasının tescil edilememesi durumunun arkasında o siyasetçinin haklı olduğunu bağıran kitleler vardır. Son olarak İngiltere'de öyle değil, işler birazcık sıkıntılı dedim. Yapısal faktörlere dikkat çektim. Türkiye'de de benim bilebildiğim kadarıyla her şey gülistanlık olduğu için tabii İngiltere'nin Brexit sonrası durumuyla bizim bir alakamızın olmadığını da burada belirtmek lazım. Ben esasında biraz böyle benzerlikleri kafamda arttırabiliyorum. Şöyle ki yani daha doğrusu bu benzerliklermiş gibi gözükenlerden benzemezlikleri. O yüzden şöyle hızlı bir tur atalım. Mesela Türkiye'nin bu Avrupa Birliği'nden uzaklaşma, işte Şangay Beşlisi'ne, ki Şangay Beşlisi'nin bundan haberi yok anladığım kadarıyla. Çünkü NATO'dan çıkması lazım Türkiye'nin. Yaklaşırım şeyi hani bir denge siyaseti olarak gösteriliyor ama acaba Türkiye'nin İngiltere'nin Brexit'ten çıkması gibi mi bir durum aldı bu ikili politikası? Yani bir tarafta Amerika'ya işte ben S-400 alırım, öbür tarafta Avrupa'ya ben Avrupa Birliği falan değil NATO'dan da gerekirse çıkarım, şeye girerim, Şangay Beşlisi'ne giderim söylemlerinin bir denge politikası olarak mı etkisi var? Yoksa İngiltere'nin Brexit'ten çıkması gibi bir durumla mı karşı karşıya? Çünkü ne onlardan ne öbür taraftan böyle çok net bir yardım alıyor muyuz? Ya da bize pozitif etkisi oluyor mu sorusu geliyor benim aklıma. Valla yani bu pozitif etki ve ne yardım alıyoruz sorusunu bir yana koyalım. Çünkü orada Rusya diye bir başlık var. Bunu ayrıca tartışmak lazım. Ama söylediğin doğru. Türkiye Avrupa Birliği'ne veya Batı İttifakı içerisindeki yerine dair ne zaman kendini rahat hissetse, burada tek sorumluluk Türkiye değil yani, onlar da ne yapıyor diye bakmak lazım, hiç kuşku yok ama ne zaman Türkiye kendini rahat hissetse ve bu konumu teyit edilebilir vaziyette olsa, yani Batı'yla ilişkilerinin sağlam olduğu konusunda kafalarda soru işaretleri olmasa, Türkiye'nin siyaseti de ekonomisi de daha dengeli gitmiştir. Ekonomisinin performansı, siyasetinin demokratik seviyesi, özgürlükleri vesaire vesaire. Yani Avrupa'ya yakınlaştıkça daha iyi olmuştur. İngiltere açısından bir sürü faktörden bahsedebiliriz, İngiliz ekonomisini de etkileyen. Onun kendine has tarafları da hiç kuşkusuz yok. Ama bir noktada kesin haklısın. Referans olma bağlamında İngiltere'nin Avrupa Birliği içerisindeki durumu İngiltere'yi bir anlamda sabitliyor ve öngörülebilir hale getiriyordu. Türkiye açısından da bir sabitlenebilirlik ve öngörülebilirlik, tahmin edilebilirlik sıkıntısı var. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak dışarıdan bakıldığında böyle görünüyor Türkiye. Dolayısıyla evet, orada bir benzerlik var. Nasıl İngiltere'nin istikrarı bir soru işareti ise siyasi ve iktisadi olarak, Türkiye'nin de siyasi ve iktisadi istikrarı bir soru işareti. Yani kurun belli bir noktada sabit kalması ya da faizin düşmesiyle dışarıda ekonomik istikrar algısı yaratamıyorsunuz. Ya da aynı partinin 20 senedir tek başına iktidarda olması tek başına siyasi istikrar karinesi teşkil ediyor. Bunlar için politikalarınıza bakıyorlar. Bunlar için performansınıza ölçümlenebildiği kadarıyla nesnel biçimde performansınıza bakıyorlar. Eğer nesnel ölçümleyemiyorlarsa o daha beter. Bizde hani bir rakam söylenir ve herkes ona inanır. Hayır, bir rakam söyleniyor ve herkes ona inanmazsa emin olun orası boşluk kalıyor. Ve o boşluğu insanlar belki de sizin performansınızdan daha beter varsayımlarla dolduruyorlar. Çünkü insanlar öyle durumlarda, yani bu konularda yorum yapanlar daha tedbirli davranmaya, daha risk farkındalığı yüksek davranmaya başlarlar. Şey bu esasında. Kredibilite açığı dediğimiz şey bu. Hani nasıl şey yapacağım diyorsun, yapmıyorsun. Şunu da söyleyeyim Artunç. O boşluğu daha beter bir şeyle doldururlar muhtemelen dedim ya, yani işte enflasyonunuz 1 ise 3 ile doldurabilirler orayı, ama onlar 3 ile dolduruyor, sizinki gerçekte 5 ise ve buna ilişkin de şüpheler varsa o zaman zaten çok fena. Evet, yani bugünlerde çokça konuşuluyor, işte enerji fiyatları aşağı iniyor, işte
çelik fiyatları, demir fiyatları aşağı iniyor, niye bu zamlar geliyor diye. Burada fırsatçılık ya da pek çok şekilde enflasyonu yükselttiği söylenen bazı sektörlere olan haksız saldırı esasında kendi yaratmış olduğu kredibilite açığının neden olduğu yanlış fiyatlamaları kabul etmemekten ya da görememekten kaynaklanıyor. Yani siz ortaya bırakırsanız, enflasyonla mücadeleyi bırakırsanız, orası abuk subuk fiyatlamalarla insanların risk algısının çok artmasıyla doluyor. Buradan şuna gelelim. Biz bu iş ilk başladığı zaman fiyatlama davranışının bozulacağını söylüyorduk. Ve fiyatlama davranışının bozulmasının en önemli unsur olduğunu da söylüyorduk. Yalnız burada bir başka faktörün de altını çizelim istersen. Lütfen bir üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki farka bir bakalım. Ondan sonra o zamları bir de o gözlükle değerlendirelim. Evet. Zaten %70 geriden gelen bir üretici fiyatlaması varsa ve üretici ileride ne olacağına dair de hala soru işareti sahibi ise, özellikle girdisinin önemli bir kısmını dövizin teşkil ettiği Türk sanayisi açısından bakıldığı zaman dövizin fiyatıyla ilgili ileride ne olur soru işareti sürdüğü müddetçe bu fiyat artışları da devam edecektir. Akümüle olmuş bekleyen enflasyon dediğimiz şey bu. Evet. Şimdi İngiltere örneğine devam edersek, yanlış atılmış bir adım var. Kendi Maliye Bakanı bir şey söylüyor ve o piyasalarda çok büyük bir olumsuzluk yaratıyor. O olumsuzluğun ardından Başbakan istifa ediyor ve bakıldığında Pound'da yaşanan bu hareketlilik, olumsuzluk bir süre daha devam edebilir gibi gözükmekte. Çünkü bütün olay doların diğer para birimlerine, diğer ekonomilere karşı çok sert yaptırımlarda bulunması. Şimdi burada bundan sonra dolar güçlü kalmaya devam edecek mi, pound dayak yemeye devam edecek mi, euro dayak yemeye devam edecek mi gibi soruları sorarken şu noktadan hareket edelim diyorum. Acaba en kötüyü önümüzdeki günlerde gördüğümüz anlaşılabilir mi? Çünkü hani Amerikan Merkez Bankası faiz artırımlarına bu kadar sert mi devam edecek? Ama İngiltere büyük hatalar yaptı, Avrupa büyük hatalar yaptı zaten. Dolar hepsine karşı değer kazandı. Japon yenine kadar değer kazandı. Bunlar kendi para birimleri ile müdahale ettiler ve müdahale etmeye devam edecekler. 2023'ün ilk çeyreğinde ya da işte önümüzdeki dönemde neyse, Amerikan dolarının tekrar bir miktar bu güçlü seyrinden uzaklaştığı, piyasaların normalleştiği bir dönem görür müyüz, görmez miyiz sizce? Yani en az kaydıyla söylüyorum, bir sene daha böyle bir şey göreceğimizi ben zannetmiyorum. Fed'in faiz arttırmaya devam edeceği ve güçlü doların devam edeceği, açık Avrupa Merkez Bankası'nın arkadan gelip yetişmesi mümkün olacaktır. Ama bu kısa vadede olacak iş değil. Zaten Avrupa ekonomilerinin bu kışı nasıl geçirecekleri meselesinin bu konu üzerinde ciddi bir belirleyiciliği var. Onu görmeden bununla alakalı karar verip piyasa yapacak olan, diyeyim bu manada, geniş manada aktörlerin ne yapıp ne yapmayacağı, hareket yönlerinin, beklenti yönlerinin ne olmayacağı ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla doğru dürüst bir fiyatlama orada olmaz Avrupa ekonomilerine dair. O nedenle güçlü dolar devam edecek. Amerika'daysa çekirdek enflasyon hala artmaya devam ediyor. Çekirdek enflasyon arttığı müddetçe de Fed'in şey yapmayacağı, hani bu politikadan taviz vermeyeceği de açıkça anlaşılıyor. Fed herhangi bir biçimde Nobel Ekonomi Ödülü almaya çalışmıyor. Onu görüyorum. Yani devrimci bir heterodoks davranış içerisinde değil. Ne de genel ekonomi teorisinden epistemolojik bir kopuş yaşayacak cesaret sahibi Amerikan Merkez Bankası. Dolayısıyla o faiz artımları sürecek ve bunun dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi de devam edecek gibi. Evet. Duruyor. Nobel Komitesi için iyi haber. Fed'i değerlendirmekten kurtuldular. Şimdi bir başka başlık da şu tabii. Yani önümüzdeki döneme bakıldığında hani biraz daha böyle
dünya nereden geliyor, nereye gidiyor gibi baktığımızda işte çift kutuplu dünya. Artık enflasyon günümüzün bir gerçeği, enflasyonla yaşamaya alışmalıyız. Sabit getirili menkul kıymetlerden dünyanın genelinde uzak durmamız gerekiyor. Daha fazla hisse senetlerinin, iyi hisse senetlerinin öne çıkabileceği bir dönem mi olacak? Gelişen piyasalar için de sorunların olduğu bir dönem gibi yorumlar yapılmakta. Bu sırada biz, hani faiz konusunu geçtim, biraz daha siyasete dönüp soracağım. Dün Işık Ökte ile konuşurken de aynı noktadaydık. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı acaba işte karar verdi mi, işte Rusya ile, Çin'le, Hindistan'la mı yürüyecek, yoksa Batı'yla ve Amerika'yla mı yürüyecek diye. Ben naçizane Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında bir şey var. Onu yapmak için birkaç kereden fazla denemede bulundu ama istediğini alamadı. O yüzden bir denge politikasıyla biraz daha Rusya'ya yakın gitmeye çalışıyor gibi bir saptamada bulundum. Tamamen şahsi görüşümdür, yanlış olabilir. Şimdi böyle bir ortamda seçime yaklaşırken, seçim öncesi ve seçim sonrasına ilişkin hem Türkiye ekonomi hem Türkiye siyasetiyle ilgili bugünden bir saptama yapabilir miyiz? Yani evet, seçim bir gün olacak ve sonrasında ne olacak? Seçim bir gün olacak ve sonrasında ne olacak? Valla o kadar isabetli bir soru ki bu. Ben bu ara bunu anlatıyorum eğitimlerde, şurada burada. Yani öyle bir tavrımız var ki, ben hani seçimi kendime göre bir tarihini koydum. Kendime göre koydum. 14 Mayıs diyorum. Ama öyle bir halimiz var ki bizim, 14 Mayıs'ta seçim olacak ve 15 Mayıs'ta her şey değişecek. Yani iktidar giderse zaten her şey değişecek. Bambaşka bir muhtemelen siyasi ve ekonomik yaklaşımla karşı karşıya kalacağız. Bu arada Nobel İktisat Ödülü şansımız da muhtemelen güme gidecek. Ama iktidarda kalırsa da bu politikalar olduğu gibi devam eder. Ve işte herhangi bir değişiklik olmaz. 15 Mayıs'a ilişkin, eğer 14 Mayıs'ta seçim olursa 15 Mayıs'a ilişkin söylenebilecek en sağlam tahmin şu: Türkiye aynı zorluklarla mücadele ediyor. Ben doğrusu kendi adıma önümüzdeki senenin ilk iki çeyreğinde bir özel iyileşme göreceğimizi düşünmüyorum. Yani baz etkisi yüzünden enflasyonun artış hızı düşebilir. Ama bütün bu bugüne kadar, geçen Eylül'den bugüne biriktirdiğimiz maliyet ve ondan önceki ekonomi politikasının yaratmış olduğu yapısal kırılganlıklar devam ediyor olacak. Gene 15 Mayıs sabahı kalktığımız zaman bunlarla ilgili bir şeyler yapılması gerektiği gerçeği sabit olarak devam edecek. Yani 15 Mayıs günü sabahı Türkiye'yi hala yönetmek zorunda olacağız. Ve o noktadan sonra bak, artık hani en iyimser halimle söylüyorum, bu politikanın sürdürülebilirliği en fazla birkaç aydır. O da yaza giriyoruz, işte döviz gelecek bir miktar, hala ısrar edilirse belki kabilinden. O da 3 tane belki soru işareti üst üste falan. Yani orada bir şeyimizin olduğu da bir gerçek. Yani bir yaz daha geçireceğiz görece döviz bolluğu ile. Bence o aralıkta iktidar da iktidarda kalsa, muhalefet de iktidara gelse, biz bir takım bugünkü ekonomik siyasetle kıyasla söylüyorum, onunla mukayese söylüyorum, bir takım anlamlı değişiklikler görmeye başlayacağız. Eğer o yazın bunları gönüllü olarak yapmazsak, zaten bir sonraki sonbahar, yani 3. ve 4. çeyreğinde 2023'ün biz bu ekonomi politikasını değiştirmek mecburiyetinde kalacağız diye
düşünüyorum. Çünkü Ahmet bak hocam, sen başından dakika, beri şu sorunun... Bir dakika, burada bir araya girmem lazım. Çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir tartışma yapacağım. Siz orada lütfen söyleyeceğinizi unutmayın. Şimdi bu kanalda çokça siyaset yapma lafı konuşulurdu. Hani biz bazen siyasete girdiğimizde. Sonra siyaset ve ekonominin ne kadar iç içe olduğunu bilen ve anlayan izleyicilerimizin yüksek sesleriyle konuşulması gerektiği söylendi. Ama biz hiçbir zaman doğrudan siyaset konuşmuyoruz. Ben yanlış yapılan her şeye muhalifim. Dolayısıyla bunu babam da yapsa ona da muhalifim. Kim yaparsa yapsın. Şimdi bugün Mafi Hoca bir yazı yazmış, Mafi Eğilmez. Orada bir cümle okuyacağım, bir bölüm okuyacağım. Oradan lütfen devam edelim. Şimdi programı da böyle bağlamış olacağız. Yani bundan sonra Türkiye'de işte yurt dışından para bulmayla birlikte seçime kadar gelir ya da gelmez AK Parti bilmiyoruz. Ama sonrasında Türkiye gerçeği ne olacağı anlamak açısından önemli bir soru bu. Diyor ki, aynı şeyi söylemiş Mavi abi de, demiş ki ben doğrudan siyaset konuşmuyorum ama ekonomiyi çok ilgilendiriyor. Ama bu sefer siyasi bir yazacağım demiş. Şöyle diyor, normalde ekonominin bu kadar kötü olduğu bir dönemde iktidarın oyunun hızlı düşmesi, muhalefetin oyunun hızlı artması gerekir. Ne var ki Türkiye'de böyle olmuyor. Siyasi iktidarın, yani AKP'nin belirli bir çekirdek seçmeni kitlesi var. Bu kitle diyelim %20 ne yönde olursa olsun AKP'yi destekliyor. Ama bunun üstündeki seçmenler muhalefetin çözüm getirmeyeceği görüşünde olduğu için aslında soruna neden olmuş olan AKP'yi destekliyor diyor. Tuhaf bir durum var diyor karşımıza. Şimdi şununla bitiriyorum ben sözlerimi. Ondan sonra yayını da bitireceğiz sizin söyleminizin ardından. Kılıçdaroğlu Kasım'ı bekleyin, Kasım'ı bekleyin diyor. Bugün Kıbrıs'ta olan Atilla Yeşilada da aynı şeyi yazmış. Onun için yayına çıkamadı. Yani diyor ki Kasım'da bakın diyor, hem ekonomi patlayacak, dolar patlayacak falan diyor. Kılıçdaroğlu da bakın Kasım'da neler yapacağız falan filan gibi diyor. Olay zannediyorum bundan sonra ekonomi nasıl bir süreçte gidecek, muhalefetin bir ekonomik olarak gündemi var mı, yapabilir mi ile birlikte başka bir noktaya taşınacak ya da taşınmalı mı? Bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz diyerek sözü size bırakayım. Şimdi muhalefetin aday belirlemesi gerekmiyor bu aşamada, belki hala kimilerine göre. Bu yaklaşımın erdemlerini ve kötü taraflarını tartışabiliriz. Ama muhalefetin muhakkak yapması gereken ve tartışma götürmeyecek bir şey var. O da Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu sorunlara nasıl bir çare önerdiğine dair bir seçmenin kafasındaki temel, yani herhangi bir seçmenin kafasındaki en azından temel sorunları ortadan kaldıracak bir politika manzumesi ortaya koymak. Ve bununla ilgili en azından temel süreçleri tanımlamak. Kasım ayında ben muhalefetten buna yönelik bir hamlenin geleceğini hem görüyorum, hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun laflarından da bunu anlıyorum. Ha bu ne kadar seçmen açısından, özellikle de o askıdaki seçmen bakımından, yani daha karar vermemiş olan, kararsıza düşmüş olan seçmen bakımından tatmin edici olur olmaz onu bilemem. Onu gördükten ve bunun toplumla karar alıcılarla, yani iş dünyasıyla etkileşiminden sonra, yani bu programın onlarla etkileşiminden sonra, onların ona yorumları ve tepkileri gelmeye başladıktan sonra ancak konuşabiliriz. Ama Kasım ayında bunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir enteresan noktaya geldik ki Türkiye'de. Kriz beğenmiyor Türkiye'de insanlar. Çünkü yani biz bu, hani İngilizce tabiriyle muddle through etmeye alıştık. Yani idare etmeye alıştık. İdare edebildiğimiz müddetçe, ya da piyasa tabiriyle müzik devam ettiği müddetçe herkes dans etmeye devam ediyor. Biraz cebren dans ediyorlar belki. Biraz ritim, marş ritmi oluyor. Talimatla, efendime söyleyeyim işte çerçeveyle, tebliğle, kararnameyle falan dans ediyor. Bir kısmı da elinin altında var olan
kaynağı kullanmak suretiyle dans etmeye devam ediyor. O bütün dünyada var. Yani her ülkede %1, %10 bir kitle var. Onlar dans etmeye devam eder. Müzik durduğu zaman da arka odaya geçerler, kendi müziklerini yaparlar. Onlar genele ilişkin bir şey ifade etmez. Biz böyle devam ediyoruz ve devam ederken de Türklerin genel huyu olduğu üzere iş dünyası ve diğer aktörler söyleniyorlar ama yüksek sesle bir eleştiri getiren yok. Muhalefetin ortaya koyacağı program böyle bir tartışmanın başlamasını sağlarsa muhalefete ciddi bir ivme getirir. Aksi takdirde evet şunu görüyoruz. Eğer iş vaziyeti idare noktasından belirlenen bir siyasi yaklaşımla sürdürülecekse çok net ki Türkiye'deki seçmen kitlesinin çoğunluğu bu idare işini nasıl idare ettiğini bildiği birilerinin yapmasını tercih ediyor. Ve eğer anlamlı bir dönüşümle ilgili bir umudu yoksa ya da bunun gerekli olduğuna dair algısı güçlenmiyorsa bu mış gibi yapma, geçiştirme veya idare etmek nereden baktığına göre değişir. Siyasetini en iyi iktidarın götürdüğünü söylüyor kendi kendisine ve öyle de oy vermeye devam ediyor. Bunun önemli bir nedeni, geçmişe doğru baktığında bu kitlenin hafızasında 2002'den itibaren iyileşen 2013-14'e kadar da fena perform ettiği hiçbir surette söylenemeyen, en azından bu insanların hayatına etkisi bakımından söylenemeyecek olan, fundamentalde ne olup ne olmadığını tartışırız, o başka bir şey ama ekonominin hikayesi ve bu hikayeyi yaratan AK Parti algısı hakim. Dolayısıyla eğer ben manalı bir değişim arzu etmiyorsam ya da muhalefetin manalı bir değişim getirebileceğine ve bunun Türkiye'yi anlamlı bir şekilde iyiye götüreceğine inanmıyorsam o zaman gidip iktidardan yana tercihimi değiştirmek için bir sebep görmüyorum. Bugün Türkiye'deki seçmenin hali bu. Evet. Yani biz esasında demokrasi, koalisyon, dayanışma, birleşme falan gibi şeyleri sevmiyoruz. Bir tek vücut olsun, bir tane de tek bir tane yönetici olsun. Yani işte mesela normalde Cumhur İttifakı'nda bir şekilde bir yani çıkardır, şudur, büdür bilemem ama acayip bir tek seslilik var. Şeyi de belli, lideri de belli. Öbür tarafta demokrasi, demokrat. Yani Avrupa Birliği'ne benziyor bunlar. Bir karar almaya çalışsalar zaten günler geçer gibi bir algı olmuş olabilir. Hani bu arada tabii AK Parti'nin ilk başından beri bir tek parti koalisyonu olduğunu unutabiliriz. Ama önemli değil, vatandaş açısından sizin söyledikleriniz bir cümleyle ifade edilirse, kardeşim ben bu güçlü liderle bu şekilde çözerim demedikçe bu iş anlaşılmayacak gibi geliyor. Siz mesela Kasım ayı ile birlikte, yani ne bileyim, Atilla Yeşilada'nın da çokça vurguladığı gibi KKM'yi bakın kesin ödemeyeceğim görürsünüz. 3 ay 6 ay kala da KKM'nin vadesi dolanlar ya seçim geliyor ya KKM'yi ödemezse deyip ekonomiyi mi patlatacaklar? Başka aday belirlemeyip ya ekonomiyi biz şuna mı teslim ettik diyecekler. Ne söylenebilir ki burada piyasayı veya işte seçmeni çok fazla değiştirebilecek? Bir somut beklentiniz var mı? Onu sorayım, onun ardından da teşekkür edeyim. Bir çerçeve çizebileceklerini rahatlıkla düşünüyorum. Birincisi. İkincisi, net bir biçimde nasıl bir ekonomi politikası şey yapacaklarını, izleyeceklerini ortaya koymak mecburiyetindeler. Yani bu ortodoksa ortodoks, kendine göre bir heterodoksluksa kendine göre bir heterodoksluk. Fakat şunu yapamazlar, orası muhakkak. Bir yapmamaları gereken, bir de yapamayacakları şeyler var. Bir yapmamaları gereken şeylerin arasında vatandaşı ilgilenen konularda devletin sözlerini tartışmaya açmamak var. Mesela KKM. Bunu söylediğim zaman zenginden yana falan filan değil, tam tersini, sonunda herkesi acıtan istikrar denilen şeyin bozulmamasından yana bir ifade olarak bunu kullanıyorum. Bu birincisi. İkincisi, şöyle bir kısıt var. Tabii şuna bunu yapacağım, buna bunu yapacağım dediğin zaman elinin altında iktidar gücü olan bir muhatap, yani bu durumda söylediğin gibi AK Parti'nin
karar vericileri rahatlıkla bunları alıp uygulayabilirler. Burada da onun için öyle çok net vaatlerde bulunmaları söz konusu değil. Rakamsal vaatlerde bulunabilirler. Bunlar da her halükarda tartışmaya açık olacaktır. Ama tartışma kötü bir şey değildir burada. İşte o biraz evvel söylediğim programla seçmen kitlesinin ve karar alıcıların, aktörlerin, ekonomik aktörlerin etkileşimi başlamış demektir. Bu fena bir fırsat değil muhalefet için. Yeter ki o tartışmayı kendi lehlerine sürdürebilmeyi becersinler. Eğer bu olmazsa senin söylediğin haliyle benim ifade ettiğimi birleştirerek tekrar söyleyeyim. Lideri belli, söylemi bakımından oldukça çeşitlilikten uzak. Ne yapmaya çalıştığıyla ilgili olarak kafasının karışık olduğuna dair, kafası çılgınlar gibi karışık olsa da dışarıya hiçbir emare vermemeyi, en azından seçmeni etkileyecek emareleri vermemeyi, teknik açıdan bakanlar görüyorlar o karışıklığı belki ama seçmeni etkileyecek emareyi vermeyen, yani istikrar değil mi? Bak, önemsizleşmiş olan faiz, o yüzden sen mesela hiç konuşmadın faizi değil mi? Sormadın çünkü önemsiz, yani para piyasası kurulunun verdiği karar. Biz demiyoruz, kim söylüyor? Sayın Nebati söylüyor. Önemsiz olduğu için onu konuşmanın bir manası yok. Bir şeye bir etkisi de olup olmadığını tartışabiliriz madem önemsiz. Onu konuşmuyoruz ama yani şöyle bir istikrar var. Düşecek, düştü. Yani düşüyor, daha da düşecek. Düştü. Dolayısıyla orada bir eylemsel istikrar var diyelim. Tamam mı? Bu yani bir ısrar var en azından. Ve bu kararları kimin aldığı konusunda da kimsenin kafasında bir şüphe yok. Dediğin gibi öbür tarafta bir iş bitirme karinesi yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde var bu. İş bitirmeye dair bir karne var elinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. İki, istikrarla ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü kendim karar veriyorum, kendim yapıyorum durumu var. Muktedirim yani. Dolayısıyla orada da ama öbür tarafta dediğin gibi 6 aktör bir araya gelecek, karar verecek. Bunun verdiği bir şüphe var. Hani istişareydi, demokrasiydi falandı filandı. İnsanlar korktukları zaman ki bugün Türkiye nüfusunun çok önemli bir bölümü ekonomik geleceğine ilişkin endişeli. Türkiye'nin ekonomik geleceğine ilişkin de endişeli. %70'ler civarına çıkıyor kimi çalışmalarda bu. Böyle bir endişe durumunda ben 6 kişi bir araya gelip de ne karar verecektense bildiğim kararlarında ısrar etme noktasında en azından istikrar sahibi olduğuna kanaatim olan tarafa doğru meyillenirim. Neden? Çünkü korunma refleksim daha fazla yukarı çıkar. Eşittir tabii burada bir kötü bir dairesel döngüye girmiş oluyoruz. Yani ne kadar korkutulursan, ne kadar kötü bir siyasi anlayışla ya da politika yaklaşımıyla seni köşeye sıkıştırırsam o kadar bana doğru gelirsin. Karar alıcı açısından böyle bir model ortaya çıkıyor. İnşallah Türkiye'de biz o modelin şeyi olmayız, kurbanı olmayız. Ne karar alıcılarımız kötü kararlar alırlar ne de bu kötü kararlar sonucunda panik olmuş olan seçmenlerimiz koşa koşa hani kendilerini kaçıran aktöre korkularının artmasına neden olan o aktöre meylederler. Her şey güllük gülistanlık olur diye umuyoruz. Ama böyle bir mekanizma vardır. Dolayısıyla o altılı masanın bu görüntüyü aşmasının tek yolu istikrarlı bir tutarlılık sahibi ve çözüme dair bir şeyler söyleyen bir ekonomi programını ortaya koymaktır. Vaatleri aşan, bir takım aktörleri ön plana çıkaran, yani insanların endişelerinin karşısına birer muhatap koyan, bir yüz koyan. Evet. Zaten hani çeşitli şeyler söyleniyor burada. İşte Cumhurbaşkanı yardımcılıkları sektör yöntem değişinceye kadar yapılacaklar aşamasında her şeyin bir sahibinin olması. Orada da tabii kim neyin sahibi olacak, kim neye net cevap verecek konusu
nasıl bakalım belirliliğe kavuşacak, takip edeceğiz. Ama şöyle uyaralım, her zamandan daha fazla siyaseti ekonomiye etkisi olduğu ve dolayısıyla daha fazla siyaset konuşacağımız bir dönem geliyor. Ve ben o yüzden bugün başlığı da şöyle atacağım, siyaset konuştuk, isteyen dinlemesin diyeceğim. Çünkü ekonominin bu noktada bu kadar siyasileştiği ve seçilmek için kullanıldığı, yani popülizmin tavan yaptığı dönem dünyada ve Türkiye'de çok az görülmüştür. O yüzden ekonomiyi anlamak istiyorsanız siyasilerin davranışlarını çözmeniz gerekiyor. Arçınçım, zaten bu söylediğin şeyden çok açık değil mi? Hani işte bir takım latifeler ediyoruz falan filan ama yani PPK kararı bir veri olarak değerlendirilmiyor. Enflasyon verisinin bir manası yok. Faizler şey yapılıyor, düşürülüyor Türkiye'de ve döviz piyasasına bakıyorsun, döviz bungee jumping yapıyor. Kimse de bu nasıl oldu ya diye düşünmüyor. Yani şöyle bir grafik nasıl bir anlam teşkil ediyor? Yani bütün piyasa faiz düşürülsün diye bekliyormuş. Faiz düşürülsün ki biz hemen dolar satalım en ucuzundan diye bekliyormuş, evet. Mesela. Yani öyle. Şimdi bunların anlamsız olduğu yerlerde mana bulmak istiyorsan evet, siyasetle ekonominin etkileşimine bakmak zorundasınız. Evet, ekonomi ve piyasaları anlamak istiyorsanız siyaseti anlamalısınız. Bundan sonra, bundan önceki bir yılda olduğu gibi piyasalara siyaset yön verecek diyelim. Ahmet Hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, bizi izleyenlere de sevgiler, saygılar.